Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İnsanlar güvenilmez. İnsanlar çürüdü. Biz neden çürüdük diyoruz. Birçok dosttan, birçok arkadaştan sürekli ben insanlara artık hiç güvenmiyorum. İnsanlar neden böyle oldu diyoruz. Öyleyse inançlarımıza bir bakalım dostlarım benim. Bizi var eden, kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koymamıza neden olan nelerdir? Bildiklerimiz, inançlarımızdır. Şu anda toplumda en fazla söylenen sözlerden bir demet çıkardım. Şimdi bu demete beraber bir bakalım. Biz neden bozuluyoruz? İnsanlar neden bozuluyor? Şu cümleye bir bakın. Balı tutan parmağını yalar. Bunu çok duyarız. Bu cümle bize bencilliği anlatmıyor mu? Balı tutan parmağını yalar. Paylaşımcılığı değil, bencilliği öğretiyor. Devletin malı deniz, yemeyen domuz derler. Bu cümleyi çok duyarız. Yani devleti soymak, devleti çalmak mübah gösterilmiyor mu dostlarım benim? Ve bu neredeyse hak gösterilir. Başka bir cümle. Yemeyenin malını yerler deriz, derler. Bu dolandırıcılığı mübah göstermiyor mu dostlarım benim? Bu böyle bir inanç, yemeğinin malını yerler. Kol kırılır, yem içinde kalır deriz. Bu neyi gösterir, neyi anlatır dostlarım benim? İnsanlar böyle bir şeye inanır. Bir topluluk ya da bir aile içinde birileri haksızlık edecek ve bu gizlenecek, bu saklanacak. Kimse de bunu bilmeyecek. Bu nasıl bir inanış, nasıl bir anlayıştır dostlarım benim? Komşuda düşer, bize de düşer deriz, derler. Bu nasıl bir cümle? Bu hazırcılığı mübah göstermiyor mu dostlarım benim? Ya da kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezmiş. Burada anlatılmaya çalışan nedir? Bizi neye inandırmaya çalışıyorlar? Medfaatçiliğe değil mi dostlarım benim? Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar derler. Yani bize diyorlar ki doğruyu söylemeyin, yalan söyleyin. Çünkü kovulursunuz. Bu yalancılığı teşvik etmiyor mu dostlarım benim? Ya da bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın derler. Bu bencilliği teşvik etmiyor mu? Büyük bir haksızlık görüyorsun, bana dokunmadı. O zaman 1000 yaşasın. Bu nasıl bir anlayıştır? Sonra da insanlar bozuldu deriz. Bu inançlarımız bizde var. Üzümünü ye, bağını sorma derler. Bu da haramı teşvik etmiyor mu dostlarım benim? Sorma nereden geldiğini.
ya çalmışsa, ya birilerinin hakkına el atmışsa, sen niye sorma derler. Başka bir cümle de şu, köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceksin diyorlar. Yani kurnaz ol, kandır birilerini. Böyle bir anlayışla yaşanan bir toplumda insanların bozulmaması mümkün müdür dostlarım benim? Evet, uzaktan bir dost bağıra çağıra şöyle diyor. Yeter, bildiklerini unut diyor dost. Tebrizli Şems. Gel al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne bildiklerini silmekle başla der dost. Zanlarını, yargılarını, ön yargılarını ve bütün genel olarak bildiklerini bir çuvala koy. Hepten terk et. At çöpe gitsin. Gıybet etme sakın. Bil ki dedikodu denilen şey mıknatıs gibidir. Kötü enerjiyi kendine çeker. Kimsenin ama kimsenin aleyhine konuşma. Uzaktan atıp tutma. İnsanları kemdille yargılama. Bil ki yanılırsın. Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan, onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar der dost. Kainatın matematiğidir. Bir koyar, bir alır insan. Bilmeden kendi hesabını dürer diyor dost. Hiçbir konuda emin olma. Kendini ayrıcalıklı da sanma. Konumuna ya da mevkine, ismine veya şöhretine de güvenme. Şu hayatta tüm zahir kisveler sabun köpüğü gibidir. Nazlı nazlı yükselir köpük derken pat diye sönüverir. Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol. En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme, büyük konuşma. Cümlenin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy. Açık bir kapı bırak daima. Ne kadar bilsen de hiçbir zaman yeterince bilmeyeceğini unutma. Tevazudan şaşma. Ancak o zaman kurtulabilirsin. Bilginin cehaletinden diyor dost. Evet dostlarım benim. İnsanlar bozulduysa, biraz önce saymaya çalıştığım birçok inancımız yüzünden bozulduk. Önce bunlardan kurtulmamız, sonra da elimize bir süpürge alıp evimizi, kapımızın önünü süpürmemiz lazım. Ve bütün insanlar bunu yaparsa tertemiz bir insanlık ortaya çıkacak. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma
abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.